Selamünaleyküm Kaymakam amca. Gelir misin, ben Vefa grubuna biz bize yeteriz Türkiye'me bağışacağım da harçlıklarımı. Gelir misiniz? Teşekkür ederim Kaymakam amca. Ben sana adresimi vereyim ama siz gelirseniz daha mutlu olurum. 4 Eylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi Daire 4 Barış Apartmanı. Teşekkür ederim. Tamam Kaymakam amca. Tamat ablam çok güzel kahve yapar. Merhaba Ayaz, nasılsın? Alternatif mi kullanıyorsun, yalnızlık mı kullanıyorsun? Evet. Yalnızlık kullanıyorsun. Girebilir miyiz? Evet. Bak maskemi takım da geldi. Flea maskemi takılmasan yeniden maskemi. Flea maskemi. Evet, seni öpmek isterdim ama... Başka. Onu inşallah virüsü yenince tekrar gelelim, oldu mu? Kampanyasından, Milli Dayanışma kampanyasına destek vermek için beni aradın, değil mi? Şimdi bu kadar büyük düşünen çocuk, yaşı küçük de olsa büyüktür bizim için. Doğru mu? Devletim benim eğitimimi düşüyor. Ben de geleceğime yatırım yapıyorum. O yüzden bütün harçlıklarımı biz bize yeteriz Türkiye'me bağışlamak istiyorum. Recep dedem benim geleceğimi düşünüyor. Ben de geleceğime yatırım yapıyorum. Recep dedemi de kahve içmeye bekliyorum. Ayrıca Mehmet Kasapoğlu amcamı da bekliyorum. Evet, dün eve geldikten sonra beni bir yavrumuz aradı. İsminin Yağız Alperen Özel olduğunu söyledi. Ve harçlıklarını, biriktikleri harçlıklarını Cumhurbaşkanımızın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiye'm adlı milli dayanışma kampanyasına bağışlamak istediğini söyledi. Biz de çok mutlu olduk. Dedi ki bize gelir misin, bağışımı alır mısın? Biz de tabii ki geliriz. Çok mutlu olduğumuzu ifade ettik ve bugün bu vesileyle evine misafir olduk. Sağ olsun kahvesini de içtik. Ablaları çok güzel kahve yapmış, değil mi Yağız? Ondan da düşüncelerini aldık ve dedi ki devletimiz bizim eğitimimize, her şeyimize, sağlığımıza kadar hepsini düşünüyor. Biz de naçizane biriktirdiği harçlıkları temsil olsun diye, bir sembol olsun diye bağışladığını söyledi. Hakikaten çok mutlu olduk, duygulandık. Özellikle Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında böyle memleketimizin yetiştirdiği çocuklarımızın, gençlerimizin yine memleketin bekası biz olacağız düşüncesiyle hareket ederek bu tür güzel davranışlar sergilemesi bizim geleceğimize olan inancımızı pekiştiriyor. Sağ olsun, var olsun. İnşallah bahtı açık olsun. Biz bağışını alacağız. Dekontunu kendisine yine biz getireceğiz inşallah. Dediğimiz gibi bu noktalarda devletimiz Allah zeval vermesin çok güçlü. Ve biliyoruz ki dünyadaki en güçlü sosyal devlet anlayışına sahip. O yüzden bu süreçte de Covid-19 sürecinde de etkilenen bütün kesimlerine, esnafından çiftçisine, işçisine kadar yardımlarını esirgemiyor. Bizler aracılığıyla, görevlileri aracılığıyla dağıtıyor. Ama buradaki mesaj bizim her birimizin hepimiz için olduğu, hepimizin de birimiz için olduğu mesajı. Bu her şeyden önemli. Bütün maddiyattan daha önemli. Bizim en büyük gücümüz, her zaman söylüyoruz, birbirimize olan düşkünlüğümüz. Ve bu güzel düşünceyi de bu yavrumuz taşıyabiliyorsa Allah'ın izniyle geleceğe yönelik hiçbir korkumuz yok. Ne olursa olsun. Sağ olsun bütün bu şekilde yetiştiren ailesine, başta yine öğretmenlerimize böyle geleceği rahatlıkla emanet edeceğimiz, bizlerin yerini fazlasıyla dolduracak gençler yetiştiği için bizler çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Evet. Böyle
Güzel de cüzdanım varmış ha maşallah. Tamam. Evet, bugün Alperen Yağız kardeşim davetiyle Sayın Kaymakamımız Kemal Duru'yla beraber onu ziyarete geldik. Alperen Yağız gerçekten ismi gibi hem Alperen hem Yağız bir kardeşimiz. Harçlıklarından biriktirdiği bir miktar parayı Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devam eden Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına yatırmak istediğini, bunu da bir kahve ikramıyla beraber bize teslim etmek istediğini söyledi. Biz de Sayın Kaymakamımızla beraber onu ziyaret ettik. Gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından böyle gençlerimizi, kardeşlerimizi, evlatlarımızı gördükçe geleceğe olan umudumuz artıyor. Ayrıca Yağız'ın buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir davet var değil mi Yağız? Tayyip dedemi de kahve içmeye bekliyorum diyor. İnşallah biz de sizler vesilesiyle, basınımız vesilesiyle bu daveti kendisine iletmiş olalım. İlk fırsatta da kendisiyle bir araya geldiğimizde davetini ileteceğiz Yağız'ı. Ben çok teşekkür ediyorum hem kendisine hem onun yetişmesine katkısı olan. Mehmet Kasapoğlu amcamı da davet ediyorum. Evet, bir de Gençlik Spor Bakanımız, kıymetli hemşehrimiz, abimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bakanımız da davet ediyor kahve içmeye Yağız. Ben kendisinin yetişmesine emeği geçen başta ailesine, öğretmenlerine, tüm yakınlarına çok teşekkür ediyorum. En çok teşekkür de Alper'in Yağız'a ediyorum. Teşekkürler. Atatürk, çağdaş vatandaşlık halkına aydınlattın. Yorumlarımız için var bir cümle çalıştın. Eğitime yön verdin. Cahilliğe dur dedin. Umutları yaşarttın. Büyük önden Atatürk. Çocukları çok sevdin. Geleceğimizi verdin. Özgürlüğümüzü şükür için ömrü verdin. Aferin. Bravo. Yağız.